Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte son günlerin en merak edilen telefonu iPhone 7'yi inceliyoruz. Videomuza başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Elimize geçen böyle baboş telefonları bildiğiniz üzere sağlamlık testi yapıyoruz. Bu telefon da tabii ki de nasibini alacak. Sizlerden yorumlarınızı bekliyoruz. Bu telefona sağlamlık testinde neler yapalım diye alt tarafa mutlaka yazın. Biz de 3-4 gündür bu telefonu kullanıyoruz. Şimdi sizlerle deneyimlerimizi paylaşacağız. Hızlıca kutu içeriğine geçmek istiyorum. Kutu içeriğinde neler var neler yok bunlara bakalım. Kutu içeriğinden telefonun tabii ki de kendisi geliyor. 1 adet şarj edebileceğiniz adaptör ve 1 adet veri aktarımını da sağlayabileceğiniz USB kablo geliyor. Ayrıca bir adet kulaklık geliyor kutunun içinden tabii ki de, ancak kulaklığın farklı bir olayı var, zaten videonun ilerleyen zamanlarında da değineceğiz. Ancak bildiğiniz 3.5 mm'lik jack'a sahip bir kulaklık değil. Lightning girişinden takıyoruz bu kulaklığı. Apple iPhone 7'de köklü bir değişikliğe gittik kulaklık konusunda. Bunun yanında kutunun içinden beleş bir çevirici de geliyor. Arkadaşlar bu çevirici sayesinde eski kulaklıklarınızı da iPhone üzerinde kullanabiliyorsunuz. Şimdi telefonun tasarımıyla devam edelim. Tasarımsal açıdan iPhone 6S'e göre devrimsel bir değişiklik göremiyoruz. Fakat detaylara indiğimiz zaman arka kameradaki çıkıntı, anten çizgileri ve kulaklığın kaldırılmış olması dikkat çekiyor. Anten çizgilerinde şunu da belirtmek isterim ki renk seçeneklerinde siyah ve simsiyah olarak geçen modellerde çok fazla belli olmuyor ama açık renkli alırsanız anten çizgileri daha fazla göze çarpıyor. Dediğim gibi en köklü değişiklik telefonun kulaklık girişinin olmaması. Kutudan çıkan dönüştürücü sayesinde eski kulaklıklarımızı kullanabiliyoruz ya da AirPod'u kullanabiliyoruz yine kutunun içinden çıkan. Ancak bu kutudan çıkan kulaklık Lightning girişine sahip. Burada şunu da belirtmek isterim ki bu değişik uçlu olan kulaklığı biz iPhone 6S'te de denedik ve gayet düzgün bir şekilde çalışıyordu. Bunun yanında Lightning girişinin sağ tarafında bir adet hoparlör bulunuyor. Sol tarafta hoparlöre benzeyen şey hoparlör değil, bir adet mikrofon arkadaşlar. Bu arada telefonda iki adet hoparlör bulunuyor. Bunu da belirtelim. Bir tane de ayize kısmında hoparlör var. Yani ses cayır cayır yüksek bir şekilde bize ulaşıyor. Tasarımdan devam edecek olursak 4.7 inç büyüklüğünde 750x1334'lük bir ekranımız var. %65.6'lık bir ekran gövde oranına sahip olan telefonun aynı zamanda Home tuşunda da bayağı bir değişikliğe girilmiş. Taptic Engine denilen bir teknoloji sayesinde Home tuşumuz artık daha da akıllı hale gelmiş. Basıncını tamamen kendinize göre ayarlayabildiğiniz bu tuş eski iPhone'lara göre daha çok dokunmatik gibi tabir edebileceğiniz bir hale dönüşmüş. 3 farklı basınç seviyesini ayarlayabildiğiniz bu tuş sayesinde bence Home tuşunun bozulmalarının önüne geçilecektir. 3D Touch özelliğimiz de iPhone 6S'te olduğu gibi aynı şekilde devam ediyor. iPhone 7'nin renk seçeneklerinden de bahsedecek olursak altın, roz altın, gümüş, siyah ve simsiyah yani jet black olarak 5 farklı renk seçeneğimiz bulunuyor. Tasarım bir kenara bırakacak olursak iPhone 7'nin önemli özelliklerinden bir tanesi de suya ve toza dayanıklı olması. 6S'te yaptığımız sağlamlık testinde zaten suya dayanıklı olduğunu görmüştük 6S'in, ancak şimdi 7'de durum sertifikalandı. IP67 ile birlikte suya ve toza dayanıklı olan iPhone 1 metreye kadar 30 dakika boyunca suyun içinde kalabiliyor. Tabii rakipleriyle mücadele edebilmesi için böyle bir özellik eklemeleri de şarttı. Adamlar tabii ki de 1 metre 30 dakika garantisi vermişler, ancak biz sağlamlık testinde işi birazcık zorlaştıracağız. Bunu da ilerleyen günlerde hep birlikte izleyeceğiz. Şimdi gelelim yine merak edilen konulardan bir tanesine, yani kameraya. Apple'ın en çok eleştiri aldığı noktalardan bir tanesi ön kamerasıydı. iPhone 7 ile birlikte de ön kamerayı epey iyileştirmişler. Arka kamerada sayısal olarak aynı kalsa da yine ciddi iyileştirmeler mevcut. Optik görüntü sabitleme özelliği gelen telefonda aynı zamanda f1.8 diyafram değerini görüyoruz. Bu düşük ışıklı ortamlarda işimize fazlasıyla yarayacak bir özellik. Tıpkı iPhone 6S'te olduğu gibi 4K video çözünürlüğünü bize sunan telefonun ön kamerası 7 megapiksel. Optik görüntü sabitleme olayının nasıl olduğunu biz motor üzerinde bir test edelim dedik. Motorla birazcık dolaştık elimizde iPhone 7 ile birlikte. Zaten arkada dönen görüntülerden nasıl çalıştığını az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Bir önceki nesle göre kamerada sayısal olarak çok büyük farklar görmesek de hem kalite bakımından hem de renk sıcaklığı bakımından oldukça iyileştirildiğini söylemeliyiz. Bir de şunun testini yapmak istiyoruz arkadaşlar. Apple ses konusunda oldukça iddialıydı. Gelin yakından bakalım ses nasılmış. Şöyle ses ölçen cihazımız burada. İki tarafında da hoparlör vardı. Bakalım etkili olacak mı bu hoparlörler. Şöyle bunu açalım. Maksimuma getirelim. Sesimiz de en sonda bu arada. ...96.3'e kadar ulaşabildik. Şimdi bir de iPhone 6S'de deneyelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 6S'de de 91.6 desibel çıktı.
Gerçekten hani böyle sayısal olarak çok bir fark olmasa da 7'de ses biraz daha gümbür gümbür geliyor. İki taraftan da geldiğini çok net bir şekilde hissedebiliyoruz. Bir de kulaklıkla ilgili bir şey göstermek istiyorum sizlere. iPhone 7'nin içinden bildiğiniz gibi normal jack girişi olan bir kulaklık çıkmıyor. Fakat bu kulaklığı dilersek 6S'lerde de kullanabiliyoruz. 6S'in şarj girişine taktığımız zaman bu kulaklığımız da çalışacak. Hatta şöyle bir tanesini kendi mikrofonuma yaklaştırayım ve başlatayım. İki kulaklıktan da gördüğünüz üzere cayır cayır ses geliyor arkadaşlar. Şimdi yine akıllı telefonun en can alıcı noktalarından bir tanesi yani pilden bahsedelim. iPhone 7'nin 1960 mAh'lik bataryasıyla dolu bir günü oldukça rahat çıkartabiliyoruz. Batarya konusunda da bir test hazırladık. Sizlerden gelen yorumları değerlendirdik ve oyun testini biraz geliştirdik. Gelin hep beraber izleyelim. Evet millet, bataryayı test etmeye ilk başta Mortal Kombat oynayarak başlayacağız. 15 dakika boyunca oynadıktan sonra sıcaklığımız 26.2 dereceden 37 dereceye yükseldi. Bence fena sayılmayacak bir derece. Bunun yanında pil seviyemiz de %55'ten %44'e düştü. Bu biraz fena sayılabilir aslında. %11'lik bir düşüş iPhone 7'den beklemediğim bir orandı. Bunun yanında 10 dakika boyunca internetten video izledik. Şarjımız %44'ten %39'a düştü. Yine benim beklediğimden biraz daha düşük geldi bu seviye. Bunun yanında sıcaklık olarak da 40 dereceden bu sefer 33 dereceye düştü. Yani video izlemek telefonumuzu ısındırmadı. Video izledikten hemen sonra da 10 dakika boyunca 4K video çekimi yaptık. Kamerayı açtık arka kamerada. 33 dereceden 36.7 dereceye çıktı telefonun sıcaklığı. Buradan da şunu anlıyoruz, 4K çekim telefonu ısıtmıyor ve video herhangi bir şekilde kesilmedi. Aynı zamanda şarjımız da %39'dan %30 seviyesine düşmüş oldu. Yine pil konusunda biraz dikkat etmekte fayda var gibi geliyor bana iPhone kullananlar için. Son olarak telefonun teknik özelliklerinden de bahsettikten sonra videomuzu yavaş yavaş kapatabiliriz. İşlemci bazında A serisinin son üyesi A10 Fusion'u kullanan telefonda 2 GB RAM bulunuyor. iPhone 7 Plus'ta da RAM miktarının 3'e çıkartıldığını belirtelim. Ayrıca bu işlemci iPhone 6S'e göre %40 daha fazla performans sunuyor. 6 çekirdekli bir grafik işleme birimi bulunan iPhone 7'nin 32, 128 ve 256 GB'lık modelleri bulunuyor. Tabii burada ne kadar ekmek o kadar köfte, ne kadar para verirseniz o kadar da gigabyte'a kavuşmuş oluyorsunuz. Ancak buradan Apple'a da teşekkür etmemiz lazım bizi 16 GB belasından kurtardığı için. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu arada şunu belirtmek isterim ki iPhone 7 şu an Teknostore'da ön satışta. Tabi videoyu 3 ay sonra izliyorsanız artık satışta olacak. Dilerseniz aşağıda bulunan bağlantılardan iPhone 7'yi satın alabilirsiniz. Ayrıca her zaman olduğu gibi şunu söyleyelim. Kafanıza takılan her türlü soruyu bizlere yorum olarak atın. Videonun başına da söylediğim gibi sağlamlık testi için de fikirlerinizi bekliyoruz. Bunun dışında videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Millet, bu iPhone 7 videosu sizi kesmediyse eğer şu anda ve şu anda duran videoları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilirsiniz.